Merhaba sevgili izleyiciler, Hayata Dair'den bir kez daha kucak dolusu sevgi ve selamlar herkese. Her gün defalarca söylüyorum bunu, hem programın başında hem de sonrasında hafta içi her gün konusunda uzman konuklarımla, her gün farklı farklı konuklarımla tabii ki sizlerin karşısında olacağız. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Deri hastalıkları uzmanı Doktor Pınar Yönter Oğuz şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk Ada Hanım. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Allah iyilik versin. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Herkes diyor konuda. Maşallah. İyiyim, iyiyim. Çok şükür. Kırıklar, çatlaklar bizim için hiç problem değil. Daha iyisiniz. Daha iyisiniz. Çok şükür. İyi geçen haftaya oranla biraz daha elimi kolumu hareket ettirebiliyorum. Evet. Pınar Hanım, geçen hafta cildimizi güneşten nasıl koruruz? Güneş koruyucuları ne şekilde kullanabiliriz izleyicilerimizle paylaştık. Evet. Bu hafta da güneşten oluşan özellikle lekeler, özellikle hanımların baş belası bu. Güneşlenmeyi seviyoruz, denizi seviyoruz, kumu seviyoruz, havuzu seviyoruz. Evet. Ama yaz sonunda yüzümüzde kalan o lekeler bizim bütün her şeyimizi, motivasyonumuzu götürüyor. Evet, evet. Nasıl korunabiliriz ve nasıl kurtulabiliriz? Evet. Bu lekelerden. Başlı başına çok önemli bir konu. Hakikaten lekeler, özellikle fethiyeli hanımların diyeyim, yaz için hani sıkıntısı, başının belası gibi dediğiniz gibi. Çünkü çok yoğun, çok güneşli bir bölge. Lekelerin, Ada Hanımcığım, biz aslında altında yatan bütün nedeni bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bazı şeyler var. Birincisi güneş. Güneşte lekeler kesinlikle artıyor. O yüzden zaten biz, siz de önemini çok iyi biliyorsunuz. Geçen hafta ilk güneş, evet, güneşin yararı çok büyük ama zararlı etkileri nelerdir, nasıl korunuruz konuştuk. Birincisi güneş, lekeyi artıran veya sebep olan. İkincisi hormonlar. Vücuttaki hormonal değişiklikler cildi çok etkiliyor ve cildin güneş duyarlılığını çok etkiliyor. Dolayısıyla hanımlar dememiz boşuna değil. İşte biz hanımların hormonları dolayısıyla erkeklere nazaran biraz daha lekeye meyilliyiz. Gebelik o yüzden bunu arttırabilen sebeplerden biridir örneğin. Üçüncüsü, bazı hastalıklar güneş hassasiyetini arttırabilir ve bazı ilaçlar güneş hassasiyetini arttırabilir. İlaçlar konusunda mutlaka herhangi bir ilaç aldığınızda leke probleminiz de varsa bu ilacın, bu bir antibiyotik de olabilir, başka bir ilaç da olabilir. Nörolojik ilaçlar, yani beyinle ilgili kullanılan ilaçlar örneğin olabilir. Mutlaka doktorunuza bir onu da danışın. Hani bu ilaç benim lekelerimi arttırıcı yönde etki edebilir mi? Daha iyi korumam, evet, gerekir mi? Ama. Bu çoğu zaman atlanabilir, söylenmesi unutulabilir. O ilacı kullanmayın illaki anlamında söylemiyorum. Sizin için çok çok önemli, elzem bir ilaç da olabilir ama ek önlemler alırsınız. Bunu bilmek önemli. Doktorunuza bunu danışabilirsiniz ama ilaç dışında işte bitkisel takviye alıyorum, vitamin alıyorum gibi aldığınız bazı şeyler de aslında güneş hassasiyetini arttırıp lekeye yol açabilirler. O yüzden hani bu ürün bitkiseldir, yan etkisi yoktur gibi düşünmeyin. Gene en uygun sağlık danışanınız olan, yine o ilacı da, ilaç demeyeyim, o bitkisel ürünü de aldığınız eczacınıza, en azından eczacının kendisine, kalfasına değil ama kendisine danışın, bu ürün güneş hassasiyetini arttırabilir mi diye. Bunlar önemli noktalar. O zaman her halükarda evet, özellikle biz hanımlar kullandığımız ürünlere dikkat edin. Hanımlar deyince aklıma geldi. Buyurun. Şimdi işte hanımlarımızın biraz böyle bir yüzüne, bakımına merakı var. Biraz ne bileyim, mı? Biraz diyelim. ne bileyim, işte yeni gördüğü her ürünü denemek isteyebilir. Maalesef. Veya o çok güzelmiş, çok pırıltılı, bunu hemen alıp deneyeyim. Ya da
ya işte gazetede okudum, işte internette gördüm, işte limon suyu, işte sirkeyi işte yüzüme sürersem işte iyi geliyormuş falan gibi bir sürü, soda, ben de duydum bir sürü, evet, şey yazıyor. Bunların bir kısmı doğru ama bayağı bir kısmında bilgi kirliliği var. Bir de şöyle bir şey var ki, bir kişi için doğru olan sizin için doğru olmayabilir. Eğer yüzünüzde hassasiyet varsa, eğer yüzünüzde bir leke problemi varsa, örneğin limon sürdünüz ve güneşe çıktınız. Alın size bir ikinci lekelenme sebebi. Aa. Yani rastgele şeyler sürmeyin. Sürdüğünüz şeyler de güneşin etkisini cildin üzerinde arttırabilir ve lekeyi de arttırabilir. Güneş koruma önemli zaten, onu hep söylüyoruz. Lekeli ciltte güneş koruma en temel şeydir. Birinci, en temeli. Yani bana hep sorarlar ya, lekeli cilde ne yapalım? Ya şimdi lekeli cilde yapılacak tek bir şey yok. Ama temel bir şey varsa, o da cildinize uygun bir güneş kremi. Bunu ya eczacınıza danışarak ya doktorunuza danışarak seçin. Ve o güneş kremini hani yanınızdan hiç eksik etmeden, günlük işte tekrarlarını da yaparak uygulayın ve kendinizi hani fiziksel olarak da yüzü en azından güneşten özellikle koruyun. Evet. Özellikle yüzü. Hani biz, evet, hanımlar vücut için o kadar çok bakımdı, maskeydi yaptırmıyoruz. Şimdi Allah'ın bildiğini kulundan saklamayalım. Yüzümüz çok daha önemli. Yüz tabii önemli. Bir de sürekli ortada olduğu için ve hani güneşe en çok maruz kaldığı için ve leke türü problemler en çok orada olduğu için de özellikle yüzü diyorum. Sadece güneş koruyucu yetmeyebiliyor, yetmiyor. Hani şapkada kullanın, güzel yakışan şapkalar, bu şekilde koruyun. Bir de yine hanımlar için özellikle önemli. Aslında beyler için de önemli ama hanımlarda biraz daha hani bu işte yaş ilerledikçe yaşlılık emarelerinin en çok görüldüğü nokta olarak şu kısım. Sinemiz yani. Evet. Çok güneş görür açısı dolayısıyla. İnce deridir. Burada lekeler çok olur. Kişi işte daha bilinçli olsa da, yüzünü koruyor olsa da genelde burası unutuluyor. Unutulduğu için de hani belli oluyor, yüz korunmuş ama burası çok kötü. Evet. Ve yaşınız, eğer yaşsa sizin hani daha çok umursadığınız şey, yaş daha çok bu kısımdan belli olur yani. Belli hani olur. Yüz ne kadar bakımlı eller, olsa. Eller, sine. Evet. Aslında şey, lekelerin olduğu gibi aslında çok güneşe maruz kalan insanların, gerçekten söylüyorum, çok daha çabuk kırışıyorlar. Kesinlikle. Onu siz fark etmişsiniz. Onu zaten şeyden düşünün. Yani güneşin altına neyi bıraksanız eskir. Kumaşı bırakın. Sanki onu böyle yıllarca kullanmışsınız gibi eskir, eprimeler olur, rengi atar. Oradan düşünün. Aynı şey. Yani o ultraviyole yavaş yavaş şeyleri, dokuları öldüren bir şey aslında. Yani deriniz, cildiniz bile bir süre sonra... Tabii. Yani bizim şansımız tabii ki kumaş gibi değiliz yani. Ama hani cildimiz sürekli kendini yeniliyor ama o yenileme kapasitesi tabii zamanla yavaş yavaş biraz azalan bir şey. Evet. Dolayısıyla... Yaş ilerledikçe o yaşı da... O etkiler birikmiş oluyor. Yaşlanma dediğimiz şey aslında en çok güneşin etkisiyle olan deri değişikliklerini içeriyor aslında. Bu da çok bilinmez. Değil mi? Aslında evet, birçoğumuz bunun farkındayız da. Evet. Bazılarımız idrak ediyor bunu, bazılarımız evet, edemiyor. Evet. Bunu da ifade ettiğin zaman, aman çok biliyorsunuz hani insanlar şöyle olur, böyle olur ama bu da bir gerçek. Güneşin günlük sadece en fazla 10 dakika güneşlenmek yeter de artar diye sizin gibi uzmanlarımız tüm sosyal paylaşım sitelerinde, televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde aslında söylüyorlar. Hep bunu söylüyorlar, aktarıyorlar. Evet. Ama biz yine bildiğimizden dönmüyoruz. Bronzlaşacağız, yanacağız, kapkara olacağız diye bir derdimiz var. Hayır, bana bakmayın öyle. Şimdi ekranda yok, siyah ve beyaz olarak duruyoruz. Bu yavaş yavaş değişiyor zaten ama o sizin ten renginiz ona çok müsait. Çok ciddi söylüyorum. Sadece bunu bir pazar günü balkonda gölgede kahvaltı yaparken ben yandım. Tabii onu geçen hafta konuşmuştuk ya, gölgede de yanarsınız. Gölgede çünkü duvardan yansıyor, betondan yansıyor, kumdan yansır, denizden yansır. Yani ultravioledir orada.
Evet. Bizim korumaya çalıştığımız. Direkt güneşten gördüğümüz değildir illaki yansıyan. Hatta o buluttan da geçer. Yani biraz daha azalarak geçer ama buluttan da bir miktar geçer örneğin yani. Evet. Annemin bir sözü vardı. Yakan rüzgar başladı. Yazın hani böyle sinsi sinsi esiyor, yakıyor bizi derdi. O şu şöyle oluyor aslında. Hani rüzgar estikçe biraz bir serinletiyor, serinlik sağlıyor. O bir algıyı değiştiriyor. O zaman dışarıda daha uzun kalıyorsunuz. Daha evet. tolere edebiliyorsunuz. Öyle olunca da yansıyan ışıklardan daha çok yanıyorsunuz evet. örneğin. Annem öyle derdi. Sinsi evet, evet, rüzgar öyle başladı denir, yakacak doğru. bizi falan diye. O demek lafı duymamıştı ama. Hani annem şöyle söyleyeyim şu anda 76-77 yaşında bir kadın. Hani bu kadar ben eskiler bile sahip bilirler. Değilim. Annem nereden bilsin hani bu ya, kadar şeyi. Ama onlar bilirler. Da işte deneyimlerle aldıkları bilgiler bunlar. Demek tabii. ki deneyimlediler o esen rüzgarla daha çok yandıklarını. Tabii, sonra tabii, sinsi tabii. rüzgar adını tabii. takıyorlar. Aslında çok enteresan ve sanırım büyüklerimize birçok konuda çok fazla kulak vermeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Mesela annem lazım. Şey derdi hep, yani zırt pırt değişik şeyler kullanmayın. Bir tane kendiniz sizi kaşındırmayan yüzünüze evet, uygun. Evet, annem vücut uygun olarak şey. Düşünmezdi ama tabii. yüz için. Daima onu kullanın, vazgeçmeyin, zırt pırt değiştirmeyin ürün derdi. Evet. Şimdi tabii o kadar çok ürün var ki insanların ilgisini de çekiyor. Aa şu daha iyiymiş, aa bu bunu kullanmış çok memnunmuş, aa yüzü çok güzel olmuş falan. Hani bir biraz o dönemin bu çağın getirdiği de bir şey. Çok fazla ürün, her şeyi denemek istiyor insanlar. Tabii pazarlama taktikleri de var. Şimdi bu kadar çok ürün olunca ticaret. Mutlaka onları bir şekilde pazarlamaları lazım. Böyle moda gibi. Yani hep böyle yok geçen seneden daha iyisini çıkarıyoruz biz gibi bir pazarlama sistemi de var. O yüzden hani insanlar onu da deneyeyim, bunu da bakayım falan derken tabii çok gereksiz çok şey kullanılabiliyor bazen. Maalesef. Hani biraz önce dediğiniz gibi temiz bilgilerin olduğu kadar hatta daha fazla kirli bilgilere ulaşabiliyoruz evet. biz ilk etapta. Ayıklamak lazım bilgileri. Onu da nasıl sizin de söylediğiniz gibi biraz önce ya eczacımıza ya da doktorumuza. İnternetten de doğru kaynaklara ulaşın. Yani örneğin bir üniversite hastanesinin sayfasındaki işte bilgiler doğru kaynaklardır. Örneğin gibi. Yani doğru kaynağa ulaşmaya çalışın. Yani herkesin yazdığı değil. İnternete çünkü herkes her şeyi yazabilir. Bilen de yazıyor, bilen de yazar, yazıyor. Bilmeyen de yazar, çocuk da yazar. Yazıyorlar. Bir de bu işin ticaret yani adı başında ticaret. Ticaret pazarlama yapmak isteyen de zaten kullanıyor. Televizyon bazı televizyon kanallarında biliyorsunuz tele satış diye programlar, reklam var. Tabii tabii. Ya adam 10 dakika boyunca bağırı bağırı reklam kremler sektörü. Bir sürmede evet, geçiyor, evet, yok evet. sıkılaştırıyor, yok şunu yapıyor, renginizi evet, açıyor. Evet. Hayır 10 dakika var, 5 dakikasını dinlese bir kadın acaba bir denesem mi? Tabii ikna yöntemleri bu kadar değişik. Hani tabii ki görsel olarak da artık teknolojideyiz yani fotomontaj diye bir şey var. Yüzündeki yüzüne bir saniye içinde lekelerle doldurup bir saniye içinde de onu çekebilir yani. Fotomonta ama biz bunu bilerek yine de düşüyoruz 30'a ve mutlaka sipariş veriliyor. Tabii yani çünkü insan olmanın bir takım zaafları var. Zaten reklam sektöründe de onlar kullanılır. Evet. O yöntemler bilinir, farklı yöntemler vardır. Ve mutlaka öyle ya da böyle hani yani hiç düşmem 30'a diyen bile hayatın mutlaka. Başka bir alanında düşüyor olabilir yani. Ben her evet. zaman ben her şeyimi açık konuşan bizim ben de hani ürün konusunda değil ama çok ünlü bir markanın sitesinden ayakkabı aldım atıyorum. Bir dünyada evet. Para ödedim. Hatta arkadaşımın doğum günüydü ona da aldım. İki tane bir dünya para ödedim ama gelen hani pazar hani derler ya pazar malı mı? Pazar malı bile ondan daha kaliteliydi. Yanıldım, şaştım. Bir kere böyle bir hataya olabiliyor, kapıldım. Ama o kadar eminim geliyor. Ki o markanın sitesi o yani. Düşünün. İnternet alışverişi değil mi? Tabii ki internet, tabii, internet alışverişi. İnternet alışverişleri riskli olabiliyor. Çok iyi bilinen belki sağlam sitelere daha çok güvenilebilir belki bilemiyorum. Artık. Ama internet
alışverişleri zaten son zamanlarda televizyonlarda da şeyleri bu elde patlayan alışverişler yani mutlaka. Sizin yaptığınız gibi haber bile olmaya başladı. Kesinlikle. İşte biz insanoğlu deneyimlemedikten sonra bunu algılayamıyoruz. Evet, ben yaşadım böyle bir şeyi ve söylüyorum, etrafıma söylüyorum. Hani hepsi de aynı mı? Tabii ki değil ama bunu seçmek de çok önemli. Seçebilir miyiz acaba? İşte çok güvenilir belki birkaç siteye, hani ben de alışveriş yapıyorum internetten. İnternette tabii kremlerin satışı da çok yoğun yapılıyor. Yine aynı şey onlar için de geçerlidir. Bazen işte sahtelerinin olduğunu da duyuyoruz, yapılabildiğini. Yani internette biraz dikkatli olmak lazım. Zaten bakanlık kaç gündür televizyonlarda açıklıyor, Sağlık Bakanlığı hani sahte ilaçlar dolaşıyor yüklü olarak piyasada diye internet alışverişlerinde. Dikkat etmek lazım özellikle ilaç konusunda. Ve kremler konusunda da herhalde dikkatli olmak lazım. Ya, tabii ki bu sağlıkla alakalı bir şey. Nasıl yiyecek konusunda acaba bu öyle midir deyip hani kontrol ediyorsak. Sahtecilikler olabiliyor. Kremler de çok önemli çünkü kullandığınız kremler deriden emiliyor ve kan dolaşımına bir şekilde geçiyor. Yani az oranda, çok oranda olabilir ama geçiyor. Dolayısıyla yani bir derimize sürdüğümüz şey içimize giriyor. O yüzden onu hani besinlere dikkat ettiğimiz kadar dikkat etmekte fayda var. Yine Sağlık Bakanlığı'nın farmakoloji ile ilgilenen yani ilaç bilimiyle ilgilenen bölümünün kremlerle yani krem pazarlayan bir takım siteleri de yanlış bilgilendirme dolayısıyla internette siteleri kapattıklarını biliyorum belli siteleri. Yakın zamanda kapattıklarını ama tabii onu kapatıp başka bir yerden başka bir isimle çıkabiliyor. Yine ülkemizde belki bir üçüncü dünya ülkesi kadar yoğun değil ama yine de merdiven altı üretimler hala var. Devam ediyor. Genelde aktarlarda satılan türde kremlerde daha çok görüyoruz diyebilirim. Evet. Yani nasıl şartlarda üretildiği çok belli değil, içine ne konduğu çok belli değil, üstünde yazan şey içinde var mı çok belli değil. Hem Türkiye'de hem yurt dışında bilimsel ciddi laboratuvarlarda yapılan bazı çalışmalar var. İnternetten krem getirip içeriğini araştıran ve çok nahoş sonuçlar yani kesinlikle üstünde yazan içerik değil. En iyi ihtimalle etkisiz bir içerik ama daha kötü ihtimalle zarar verici şeyler olabilir. Ki nitekim orada da sonuçlarda zararlı içeriği yani sağlığa zararlı içeriği olan ürünler de vardı. Maalesef işte bunu yapıyoruz. O yüzden, yapmaya da devam edeceğiz biliyorum ama. Yani bunlar yavaş yavaş öğrenilir. İnsan bazen başına gelince öğrenebiliyor. Ürünlerin genellikle Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olup olmadığına bakabilirsiniz. Çünkü çoğu işte bitkisel ürün firması sadece Tarım Bakanlığı'ndan. Çünkü çok daha kolay oradan izin alması. Tarım Bakanlığı izniyle piyasaya sürüp daha rahat pazarlıyorlar. Bilinçli olmak lazım, sorgulamak lazım. Araştırmak lazım. Gibi en kötü şartta herkesin doktoru vardır yani. Doktoruna sorabilir. Evet, evet sorabilirsiniz tabii. Aile hekiminize, eczacıya, tabii ki bunu her halükarda mutlaka birinden biri size yardımcı olacaktır. Hani herkes her ürünü bilmeyebilir. Ben de her ürün piyasadaki her ürünü bilmiyorum. Her gün yeni bir krem çıkıyor. Evet evet. Çok garip, enteresan. Şimdi bir de son zamanlarda hanımların genelde tercih ettiği bazı kremler var. İşte hem fondöten içeriyor. Hem de güneş kremi olduğu söyleniyor. Ha, BB'ler gibi. Var öyle kremler ve doğrudur. Yani hem biraz kapatıcı özelliği veya renk dengeleyici özelliği olup hem aynı zamanda güneş koruyucu var. Öyle bir hani birden fazla fonksiyonu bünyesinde barındıran. Aslına bakarsanız ben de bu tür kremleri tercih ediyorum. Çünkü tabii içeriği uygunsa, kişiye de uygunsa, bana da uygunsa. Çünkü yani hani farklı amaçlar için bir sürü krem süreceğimize
tek bir kremde bir iki birden fazla işi halledebilirsek bu da bence güzel bir şey. O birazcık kolaylık oldu hanımlara herhalde. Hem kolaylık evet hem ama de bir sürü farklı kremi üst üste uygulamamış oluyorsunuz bir yandan da. Öyle bir güzelliği de var. Ama gerçekten içeriği güzel, kaliteli olan ürünlerden birden fazla fonksiyonu olanları ben de tercih ediyorum. Bunu da seçmek, ayrıştırmak gerekiyor diğer ürünlerden diye düşünüyorum. Hı. İnşallah bunu başarabiliriz tabii ki. Sevgili izleyiciler, deri hastalıkları uzmanı Doktor Pınar Yöntem şu anda stüdyo konuğumuz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha aktarmak istedim. Eğer sorularınız varsa Pınar Hanım'a FTV yazıp bir boşluk bırakıp sorunuzu yazıp 3969'a gönderirseniz büyük bir keyifle sorularınızı Pınar Hanım'a da ileteceğiz. Cevabını da siz ekran karşısında almış olursunuz. Evet Pınar Hanım, kadınların lekelerinden fondötenlerine kadar gidiyoruz ama bu hayatımızın içinde maalesef. Şimdi bırakın kadınların %99'u. Sizi zaten ben ilk gördüğüm zaman söylemiştim. Sevgili izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Pınar Hanım tek bir yani bir kalem bile sürmüyor Pınar Hanım. Ve ben sizi ilk gördüğümde söylemiştim. Cildiniz maşallah deyin. Onu söyleyeyim size. Sanırım sağ olun, teşekkür ederim. Sizin yaptığınız en doğrusu. Yoğun günlük makyaj yapmıyorsunuz. Çok yoğun makyaj yapmıyorum. Evet, öyle bir alışkanlığım yok. Belki yapıyla ilişkili, belki aileden de gelen bir şey. Aileden de, gerçi ihtiyacınız da çok yok ama hani sağ olun, kadınız ben, sonuçta. Ben de yani hani 20'li yaşlarımdan itibaren başladım yani hani cildime bakıyorum. Belki bir fark, tabii ki benim cilt yapım, herkesin cilt yapısı kendine özgü. Ben de kolay kolay yani güneşin altına yatsam da bronzlaşamam ki yatmıyorum da zaten. Ama ben yine tekrar onu söyleyeyim, 20'li yaşlarımdan beri onu fark ettim kendi vücudumda. Güneşten koruyorum özellikle yüzümü. Dolayısıyla onun herhalde bir önemli bir rolü var diye düşünüyorum. Çünkü yıllardır böyle, yani bu geçen yıldan beri değil. Veya doktor olduktan veya uzman olduktan sonra değil. Yani ben bunu 20 yaşlarımdan beri yapıyorum. Güneşten hep korudunuz yüzünüzü. Korudum, evet. En kötü şartta koca bir şapka, hani krem. Şapka çok severim, kullanırım. Değil mi? Tamamen evet. Yüzümüzü kaplayan kocaman şapkalar var şimdi. Evet. Olabilir, takılabilir. Çok şık şeyler var, yani. Renkleri çok hoş. Çok evet. Çeşitli artık var yani. Kesinlikle modelleri bile birbirinden modeller farklı. Modeller çok güzel. Çok da güzel evet. Olabilir tabii evet. Ki ama keşke hani göz ardı etmeden ya sonra alayım unuttum. Mutlaka yüzümüzü koruyalım. Çünkü lekeler başladığı zaman evet. Bunun tedavisi de bayağı süreç isteyen ve zor vallahi bir şey. Vallahi mümkünse lekelenmemeye çalışın diyeyim. Leke gerçekten çok kolay bir konu değil. Evet. Hani bir kere olduktan sonra da biraz benim kafamda bu çamaşır lekelerine benziyor. Yani bir kere lekeledikten sonra onu orijinal haline getirmek çok zor. Çok kolay değil. Tedavi de kişiye özgü. Tek bir tedavisi de yok. Hani bazen bana lekem var ne kullanayım diye. Yani öyle mucize tek bir krem yok. Yani ya da mucize tek bir yöntem yok. Pek çok yöntem var. Ama deri hastalıkları uzmanı bir doktora gidiyorsunuz. Sizin kapınızı... Tabii ki ben mucize beklerim yani. Hayır yani daha çok aynı şeyi istiyoruz. Yolda yürürken falan yani karşılaştığınızda falan soruyorlar yani hani. Oturup sadece o kişiyle ve problemiyle ilgilenmek, seçenekleri sunmak ayrı bir şey. Ama mesela yolda rastlaşmışsınız, ya lekeye ne kullanalım? Ama bunun tek bir mucize formülü yok yani i̇şte, onu demek istedim. Biz onu bekleriz hep. Evet, mucize evet. Olsun. Tek bir ilaçla. Mucizeler bir olabilir tabii yani. Ne güzel hayatta mucizeler değil var mi? Olabiliyor. Keşke siz doktorların elinde sihirli birer değnekleriniz olsa. Keşke olsa, çoğu zaman o bekleniyor, evet. Ama çoğu biz zaman onları o bekleniyor. İyileştir, bir anda iyileştir beni, öyle ilaçlar ver, şunu verme, bunu ver. İşte tek bir ürünle ben cildim evet, pırıl pırıl evet, tek bir ürün olsun, çok ucuz kısa olsun. Süre kullanayım, ucuz olsun, hemen olsun, mükemmel olsun. Ama hep ben de istiyorum tabii öyle olsun. Değil mi? Çok haklısınız, gerçekten. Gelen bütün hastalarınızın da %99'u aynı şeyi söylüyordur.
İstiyor tabii insanoğlu ama hayatta çok kolay elde edilebilen bir şey de pek yok aslında. Değil mi? Evet. Bu lekeler için genelde size Eylül-Ekim ayında gelmeye başlıyorlar. Leke ile ilgili tabii yaz döneminde yoğunlaşıyor. Yazın gelen de çok oluyor ama yazın lekeye yapabileceğimiz şeyler birazcık daha kısıtlı. Yok mu hiç yöntemler? Var örneğin. Mezoterapi yapılabilir. Zaten en temel korumalar yapılır. Belli ürünler kullanılabilir. Ama kışın biraz daha kimyasal peeling, lazer gibi yöntemleri, işte dermabrazyonu, yüz soymaları falan kışın daha rahat yapabildiğimiz için biraz daha elimiz kışın daha rahat oluyor. Kesinlikle %80 başarı sağlayabiliyorsunuz sanırım. Hani şimdi doğru. Lekede kesinlikle diye bir şey yok. Belli yüzdeler de yok. Hani çok genel yüzdeler verilebilir ama yani kişi için o yüzdeler çok anlam ifade etmiyor. Ve lekede şöyle bir şey var. Hiçbir yöntem diyelim ki oldu. Çok iyi sonuç verdi. %100 gitti leke. Tekrar olmayacağının da bir garantisi yok. Yani ne yazık ki leke öyle bir durum. Olabilir. Hatta lekenin, onu bahsetmedim ondan ama stresle de ilgisi var. Yani stresin her şeyle ilgisinin olduğu gibi hani tırnak ucumuzdan, midemizden, beynimize kadar her şeyde etkisi olduğu gibi lekede de etkisi var. Çok ilginç ama var. Stres. Evet. Hiç duymamıştım. Hani stresle gelen mide kramplarını bilirim, baş ağrılarını bilirim ama lekelerin olabileceği... Valla ben onu klinik tecrübemde fark ettim diyeyim. Bariz bir fark, öyle bir fark var yani. Evet. Çok enteresan. Dolayısıyla lekedeki bütün mekanizmayı biz henüz bilmiyoruz. Ve mekanizmalardaki hem tam bilmiyoruz hem de bildiğimiz şeylerin bile hepsine müdahale edemiyoruz. Dolayısıyla lekede yani çok kolay olmayabilir. Moral de bozmak istemem. Yöntemler var. Çok iyi sonuçlar da alabiliyoruz. Ama hani bir şekilde hani kişinin yüzünü hep koruması gerekiyor. Ama bir mucize beklemesinler. Süreç, zaman gerektiren. Mucize olabilir de yani. Hiç mucize beklemeyin demiyorum. Olabilir. Mucize hayatın her tabii noktasında ki var. Ama bu bir garanti değildir. Ya da hani evet, böyle garantilerimiz yok. Onu demek istiyorum. Yani çok hani bazen çok büyük hayallerle giderseniz. Aa işte doktora gideceğim. Çok büyük hayallerle işte evet, beklenti çok yüksek olduğunda bazen hayal kırıklığı olabiliyor. Şöyle oluyor mesela, ben bakıyorum sonuçtan çok memnunum diyelim ki kişide bir şey yapmışız, bir tedavi uygulamışız. Ben çok memnun oluyorum. Bakıyorum kişi mutsuz. Niye mutsuzsunuz? Çünkü çok yüksek beklentiyle gelmiş. İşte %100 beklentiyle gelmiş. %80 olmuş, mutsuz. Bir laf vardı, çok hoşuma gider. Problem beklentiyle gerçeklik arasındaki farktan oluşur. Farktır yani. Problemin evet, esas beklentiyle işte gerçeklik arasındaki. Kesinlikle evet, beklenti ve evet, gerçek evet, ikisi hiçbir zaman evet, uyum sağlamaz ve bağdaşmayabiliyor. Genelde öyle oluyor ya. Biraz bence işte yani biraz daha belki daha bilinçli, daha gerçekçi olmak lazım. Bazen de tabii çok fazla beklentisi olmuyor. Çok uğraşmış oluyor. Yıllardır uğraşmış olarak geliyor. Ama birden bakıyoruz iyi bir sonuç alıyoruz. O zaman da o dünyalar bizim oluyor yani. Değil mi? O olabiliyor tabii. Hani sadece ürünle alakalı da değil, kişinin cildinin tabii nasıl çok şeyle alakalı. O tedaviye çok cevap alakalı vermeme şekli de. Yani kişinin bünyesi, lekenin durumu, lekenin derinliği, kişinin stres düzeyi. Hatta ben yani beslenmenin bile ilgili olduğunu düşünüyorum ama o kadar detayını artık biz şey yapamıyoruz yani, bilip ortaya koyamıyoruz. O kadar da işte ne bileyim mevsim, pek çok şey. Şöyle bir şey, büyüklerimizden hep şunu duyardık işte, şu deterjanı kullanmayın. Hani bu çamaşır makineleri yeni çıktığı zamanlarda işte çok güzel durulayamıyor falan. Annemi çok iyi bilirim, hani ondan sonra makineden çıkarıp tekrar duruladığını. Evet. Hani ciltle temas eden. Mesela çamaşır yıkıyoruz, işte yok kireç koruyucusunu döküyoruz, yok yumuşatıcı, değişik değişik, onun içinde güzel kokuları var. Bunları hep yapıyoruz. Aslında tabii farkına varmadan hep onların içinde de kimyasallar var. Tabii o da bir gerçek. Çok fazla, tabii.
Tabii. Farkında değiliz tabii. Onlar bize çoğu çok güzel ambalajlarda, güzel kokularla falan sunuluyor. Evet. Özellikle deterjanlar. Yani o konuda çok yüksek bir bilinç henüz bizde oluşmadı. Mesela ilginçtir, aynı markanın örneğin Avrupa'da üretilen içeriğiyle Türkiye'de üretilen içeriği farklı. Türkiye'dekinde çok daha yüksek oranda işte kanserojen, daha tahriş yapıcı maddeleri daha yoğun olarak koyuyorlar. Çünkü Türkiye'deki tüketicinin birinci isteği lekesiz bembeyaz parlak olsun. Evet, ama evet. Örneğin Avrupa'daki tüketicinin birinci isteği benim sağlığımı bozmasın gibi. İşte bu fark çok fazla. Gibi ya da birinci mi bilmem ama hani bizden daha üst sıralarda ona dikkat ediyorlar ve zaten yani ülkeleri devletleri de izin vermiyor. İşte belli oranın üstünde koydurmuyor veya hiç koydurmuyor ama aynı marka ama bizde koyuyorlar. İşte. Maalesef öyle şeyler acı tarafı var. Da bu zaten. Ama hani bizde de o bilinç oluştukça evet. Yavaş yavaş o da değişecek, değişmeye başladı diye düşünüyorum. Ben de içerikleri ona göre seçiyorum. Yani hani aldığım deterjanın bile içeriğine bakıyorum. Bunları internette şeyler var. Doğal yöntemlerle temizlik gibi sitelerden bakabilirler. Elma sirkesini ben çok kullanırım. Mesela temizlikte kullanabilirsiniz. Tabii yumuşatıcı olarak elma sirkesi kullanabilirsiniz örneğin. Kokmuyor mu? Hayır, kokmuyor. Elma sirkesini yumuşatıcı olarak evet. Çamaşır makinesine dökelim. Evet, evet, deneyin. Ama sirkenin kokmuyor. Kireç çözdüğünü de biliyorum tabii. Ben. Hem tabii yumuşatıyor. Hem yumuşatıyor hem de makinanız. Evet, deterjanın biraz şeyini alır. Hı hı. Ay çok ilginç konuştuk. Yumuşatıcı gözüne koyabilirsiniz. Elma sirkesi. Siz kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Mı? Tabii canım, kullanıyorum. Çamaşırlarınızda. Kullanıyorum. Aa, deneyelim vallahi hanımlar, muhteşem bir şey. Elma sirkesi. Hmm. Ama bu elma sirkesini de hem daha ucuza gelir. Daha ucuza gelir bir ama her yerde her marka elma sirkesi var. E tabii şimdi aslında normalde marketlerde de çok ucuz falan ama aslında o kadar ucuz yani olmaması gerekiyor gibi geliyor bana. Hadi çamaşır da önemli değil ama hani yediğiniz elma sirkesini ya kendiniz yapın ilaçsız elma kabuklarından ya da organik markalar var. Eczanede falan satılıyorlar. Marka söylemeyeyim şimdi ama eczacınıza danışabilirsiniz. Evet, bulabiliriz. Marketteki organiklerin de gerçek sirke olmadığını ben yakın zamanda fark ettim. Çünkü gerçek sirke kristal berraklığında olmaz. Öyle mi? Tabii ki onun filtre edilmemiş olması lazım. Çünkü o partiküller zaten bizim işimize yarayacak. Tabii yeme içme anlamında söylüyorum. İşte biz aslında birçok şeyi yanlış biliyoruz maalesef. Hani diyorlar biraz bu parlaklığına orijinal, kanıyoruz yani. Orijinal ham şey bu sirke, elma sirkesi. Bazı hanımlar da elma sirkesini zayıflamak için kullandılar ve haber oldular. Metabolizma hızlandırıcı olarak kullanabilirsiniz. Çok sağlıklıdır özel bir alerjiniz yoksa ona. Özel bir alerjimiz yoksa ve az miktarda evet. Tüket. Hiçbir şeyi takdirde, çok abartmadan. Ama biz tabii ki daha çabuk zayıflamak için evet. Bunun üzerine haberler bile izledim ben birkaç tane. Hani biz şöyle söyleyeyim toplum olarak sanırım hani vur deyince öldürürüz. O mantığımız var maalesef. Evet, sirkenin metabolizmayı hızlandırdığını artık birçoğumuz biliyor bunu. Probiyotiktir aynı zamanda. Ve mümkünse işte salatalarda tüketebilelim. Yiyebileceğimiz. Çok sağlıklı bir şey tabii. Kesinlikle ama abartmadan. Evet. Mümkünse abartmadan. Ve yapabiliyorsanız kendiniz yapın. Birkaç ayda olup olgunlaşıyor. İnternette de yine nasıl yapılabileceğine dair bilgiler var. Evet, benim yapan tanıdıklarım var. Hani ben uğraşıp yapamadım ama yapan tanıdıklarım var. Ve o zaman zaten ticari olanla farkını anlıyorsunuz. Görüntüsü farklı, tadı farklı, kokusu. Yani birini yediğinizde içinizi yakıyor, öbürünü neredeyse içebiliyorsunuz yani. Değil mi? Evet, evet. Gerçekten çok haklısınız ve konuştukça neler 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 çıkardık. Çamaşır makinesi. Evet, nereye geldik? Ya bakın evet. Nereden çıktık? Nereden nereye? Ama bunlar çok önemli şeyler. Önemli, hepsi önemli. Gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta da bu hafta da. Ben teşekkür ederim. Bize bu konularda inanılmaz bilgiler verdiniz.
ve bunun için bilgi vermeye de devam ederim. Bana ihtiyacınız olduğunda beni aramanız yeterli demeniz bile çok büyük bir şey. Hele bu yaz aylarında sizin bu bilgilerinize gerçekten çok ihtiyacımız var. Sağ olun. Ne mutlu bana doğru bilgi paylaşabiliyorsam. Çok teşekkür ederim tabii ki. Sizin de randevularınız var. Ben sizi çok fazla da tutmak istemiyorum. 40 dakikadır şu anda bu stüdyodasınız. Kanal F ekranlarındasınız. Çok teşekkür ediyorum Pınar Hanım geldiğiniz için. Bu güzel bilgileri tekrar tekrar bizlerle paylaştığınız için. İnşallah haftaya yine nasip kısmet olursa yine burada görmek İnşallah isteriz değilim. Sizi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, biliyorsunuz Hayata Dair'in içinde spor saatimiz var. Sporun saati olmaz Hayata Dair'de. Şimdi spor saatimize gidelim. Hemen ardından reklamlar ve reklamların ardından diğer konuğum, sürpriz bir konuğum var. Onu o zaman açıklayacağım. Şimdi spor saatine gidelim. Merhaba Kanal F izleyicileri, yine yeniden ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyorum. Ve bugün yine bacak, kalça, karın egzersizleriyle devam edeceğiz. Hadi bakalım hep beraber. Evet, önce lunge yapıyoruz. Bunu bir yere tutunarak da yapabilirsiniz. Dengenizi kolay sağlayamayabilirsiniz. Bir sandalye olabilir, bir kenardan bir tutunabileceğiniz bir materyal olabilir bu. Sağ ayakla başlıyorum öncelikli olarak. Evet, ellerimi belime alıyorum. 90 derecelik açıyla sağ ayağımı öne atıp çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, sayı tekrarımız 15, 11, 12, 13, 14 ve 15 dedikten sonra hemen sağ ayağımı sol ayağımın yanına koyup sol ayağımla devam edeceğim. Ver nefes, 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet. Yana squat. Yine iç bacak, kalça ve bacak çalışmasıdır bu. 1. 15 sayı. 2. Dizimiz kalçamızla indiğimiz zaman aynı paralellikte olmalı. Sayıyı ben 15 yapıyorum. İlk etapta 15 yapamayabilirsiniz. 5 ile başlayın. Her egzersizde bunu arttırabilirsiniz. 3 2 ve 1 Evet. Yine bir iç bacak ve yan kalça egzersizi vereceğim size. Evet. Derin nefes alıp veriyoruz tabii ki. Her zaman olduğu gibi. Evet.
diz bağlarımızı, çapraz bağlarımızı korumak adına çöküşlerimize çok dikkat etmeliyiz. Hemen sol ayağımın arka çaprazını alıyorum ayağımı ve sağ ayağımı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, son beş, dört, üç, iki ve son bir. Evet, biliyorum bunu yaparken çok yorulacaksınız ama size iyi bir kondisyon sağlayacak ileriki aşamalarda. Yine aynı şekilde herhangi bir şeyi tutunarak yapabileceğiniz veya dengenizi sağladığınız zaman tutunmadan yapabileceğiniz. Evet, yine bacak, yan bacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört ve son kez on beş dedim ve sol bacağıma doğru geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört ve son kez on beş. Bunu ben birer set yaptım ama siz dilerseniz üç seti çıkartıp hatta 4 set 20 tekrar bile yapabilirsiniz. Evet, şimdi ayakta yapacağınız tabii ki bir sürü egzersizimiz var. Evinizde bir oklava varsa onunla ilgili bir çalışma göstereceğim ben size. Böyle bir materyali her yerde çok ucuza edinebilirsiniz. Ensemize doğru alıyoruz. Ve yana esneme, yan karın kasları için bir egzersiz yapacağız. Evet, kollarım tamamen uzun ve nefes veriyorum. Nefes alıyorum ve nefes veriyorum. Her iki yönü bir sayı sayıyoruz. Çift saymıyorum ben. Tek sayıyorum. Son iki tekrar. Bunu yüzer, 150'şer ve 200'er sayılar halinde yapmanızda fayda var. Hem göğüs kaslarınız, hem sırt kaslarınız, hem yan karın kaslarınız aynı anda çalışıyor. Evet. 10 sayı tekrarından sonra Good Morning diye bir hareketimiz var. Öne selamlama oluyor. Nefes alım olduğum yerde derseniz yan deneyim ben. İnebileceğim açıyı yorumluya dönüyorum. Nefes verdim. Alıyorum. 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Ciddi bir karın kırma egzersizidir bu. Evet. Yine lateral esnemeden sonra yana esnemelerden sonra twist var sırada. Yine sağa ve sola gövdem rotasyon halinde nefes verdim ve nefes alıyorum. Bunu oturarak yapmanızda fayda var. Ama ayakta yapmak istiyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Nefes alıp veriyorum. Güzel bir belli sırt inceltme egzersizi diyelim biz buna. Son 2 ve son kez. Evet. Sopamızı ya da oklavamızı bir kenara bırakıyoruz. Evet, yine bir bacak ve kalça egzersizi yapacağız. Elimi başımın altına koyuyorum. Sırtım biraz ayaklarımdan geride. Ayaklarımı öne aldım. Nefes verirken yukarıya hızlı çekip yavaş bırakıyorum. Son 5 4 3 ve 1. Topuklarımla circle, daire yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ters yön, reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu egzersizde parmaklar tamamen aşağıya gösterir şekilde point tutuyoruz. Evet, inner tight. İçeriden bileğimizden kavradık ve ayağımızı yere koyduk. Sol ayağımı yukarı aşağı parmakların point olacak şekilde indirip kaldıracağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedikten sonra yine circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve ters yön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 dedik. Ayaklarımı düzelttim. Hemen bir boyun rahatlatma yapıyoruz. Evet. Omurgama tamamen yakın kollarım. Başımı yarım daire yaparak çeviriyorum. 2 3 4 8 9
Sağ yanıma doğru dönüyorum. Diğer yönümü çalıştırmak için. Yine elim başımın altında. Ayaklarım sırtımın çaprazında. Evet, hızlı çekip yavaş bırakıyorum. Nefes al ve nefes ver. Ayaklarım flex ve point. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Küçük daireler çiziyorum topuklarımla. 1 ayaklar point. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve ters yön. 1 2 nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. 5 4 3 2 ve son kez. Inner tight. Ayak bileğimi içeriden kaldırıyorum. Ayağım tamamen aşağıya yerleştiriyorum. Evet, sağ ayağımla yukarı aşağı hareket ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve circle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse ters yönde. 1 2 iç bacak, dış bacak ve karın kaslarım aynı anda çalışıyor. 5 6 7 9 10. Evet. Rahatlatıyorum gövdemi ve tekrar yüzüstü yatıyorum. Yine bir sırt çalışması göstereceğim. Sırt ve bacak aynı anda, kalça da dahil olmak üzere dış bacağımı çalışacak. Bu egzersizleri yaparken içinizde bel fıtığı, boyun fıtığı olan arkadaşlarımız olabilir. Lütfen önce doktorunuza danışıp sonra bu egzersizleri yapın. Evet, nefes alıyorum yukarıya çıkarken, nefes veriyorum yatarken. Ayaklarımı başlangıç pozisyonumda topuklardan kapalı V'ye tutuyorum ve ellerim çene altımda. 1 Nefes alıyorum çıkarken. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son kez 10 diyorum ve 4 ayak pozisyonuna kalkıyorum. Yine sizi kalça ve alt karın kaslarınızı güçlendireceğimiz bir egzersizle programımızı bitirmeye çalışacağız. Evet. Dirseklerinizi, bu bir modifikasyon. Yani bunu bileklerinizin üzerinde duramıyorsanız dirseklerinizin üzerinde durarak yapmanız için gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve içeride 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 son 5 4
3, 2, son kez. Kal. Ve sol ayak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Son. İçeride. Son 5. 4, 3, 2 ve son kez 1. Kal. Evet. Bugün bolca bacak, karın çalışmış olduk yine. Sevgiyle kalın diyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.